Ankara'da üniversite öğrencileri gül hasadı döneminde işçilerin yaşadığı zorlukları göz önünde bulundurarak gül toplama robotu icat etti. TÜBİTAK desteğiyle geliştirilen robot gül toplamak dışında birçok alanda işçilere kolaylık sağlayacak. Robotun ilerleyen günlerde üretime geçilmesi planlanır. Artık gülleri insanlar değil, robotlar toplayacak. Gül hasadı zamanı, işçilerin zorlandığını göz önüne alan üniversite öğrencileri gül toplama robotu icat etti. Atılım Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümü öğretim görevlisi Cahit Gürel robot hakkında bilgi verdi. Bu projedeki bizim asıl amacımız seralardaki gül hasatı uygulamasını direkt elle yapmak yerine otomatikleştirerekten robotlu sisteme dönüştürmeye çalışmaktır asıl amacımız. Burada da projeyi yaparken de sadece tek üniversite olarak değil bir sera firması olarak Monetarı Maaşı ile birlikte TÜBİTAK desteği ile birlikte bu projenin gerçekleştirmesini yapmış bulunmaktayız. Robot Türkiye'nin ilk, dünyanınsa ikinci robotu. Robot, TÜBİTAK'tan aldığı destekle gül toplamakla sınırlı kalmıyor, birçok alanda da kullanılabiliyor. Bu yapmış olduğumuz uygulama Türkiye'nin ilk gül toplama robotu diyebiliriz. Dünyada da ikinci örneği olarak da adlandırabiliriz. Bizim aslında gül toplama robotu dediğimiz zaman sadece tek bir spesifik bir uygulama olarak düşünmemek de gerekir. Bu sistemin devamında işte farklı uygulamalarda dönüştürmek çok mümkün. İşte biber toplayabiliriz, salatalık toplayabiliriz.